Güven. İyi akşamlar. Ben şey için geldim. Gecelerin soğuk oluyordur diye sana ısıtıcı getirdim de. Yani ne bileyim, Nisan sonu geldi, hala havalar bir türlü düzelmedi yani. Hava durumuna da baktım ben, böyle gidiyor. Bilmiyorum yani ne olacak bu iş. Tornavida diye gittim bak. Rahatsız ettim. Yok, hayır. Bir iki iş vardı, onları da yarın hallederim ben. Yani gitmene gerek yok. Güven benim çok yakın bir arkadaşım, yabancı değil. Evet, çok yakın bir arkadaşım. Gelsene. Kusura bakma, Ayhan. Güven. Ayhan bizim hemen şurada oturuyor, karşıda kardeşleriyle. Sağ olsun, bana çok yardımcı oldu. Para kazanmaya çalışıyorum, görmüyor musun? Ona demiyorum Deniz. Nereden çıktı şimdi durup dururken bu? E zaten öyle mi alacaktın? Bıraktım ben, çekmiyorum. Sen biliyordun değil mi? Madem biliyordun niye gelip söylemedin, niye konuşmadın benimle? Bir dakika, bir dakika. Burada ben yanlış bir şey yapmıyorum Deniz. Sen söylemedin işten ayrıldığını, sen sakladın. Ya öyle de ben aslında gelip söyleyecektim ama böyle kutlamalar, pasta filan seni öyle görünce söyleyemedim bir türlü. Erdin Hanım'ın teklifini de reddettim. Ne oldu? Ne oldu peki? Hani her şey çok güzel gidiyordu, her şey yolundaydı. Öyleydi. Adam benim işlerimi beğendiği için bana teklif getirdi sanmıştım. O yüzden benimle çalışmak istiyor diye düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş işte. Sonra öğrendim ki... Özge... Benim işi alabilmem için patronla birlikte olmuş. Anladın mı? Ben de bunu öğrenince duramadım orada. Bırakıp gittim işte. Ocağı da yarın bağlarım artık. Siz tüp alırsınız, ben hallederim. Tamam, teşekkür ederim. Ben gideyim artık. Zahmet oldu. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Memnun oldum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim bu herif? Ayhan işte, Gülçin abisi. Tamam, onu anladık. Karşı komşunuz, çocukların abisi. Biri Gülçin. Tamam, öbürü de Haluk. Onu anladık. Sen tanımadın etmedin adamı niye bağlıyorsun? Güven, sen benimle kavga etmeye mi geldin? Hayır, ısıtıcıyı getirmeye geldim. Zaten verdim, gidiyorum. Tamam, pardon. Öyle demek istemedim. Aslı, bak ben senin iyiliğin... Tamam canım, biliyorum. İyiliğimi istiyorsun. Ama merak etme, ben iyiyim. Kusura bakma. Ya bir şey de ikram edemiyorum sana. Daha yerleşemedim biliyorsun. Önemli değil ya. Perdeyi takmamı yardım eder misin? Biraz ağırdı. Tamam, tamam. Ya tamam canım, üzülme. Ya tamam ama rezil oldum. Adama rezil oldum. Ben de etrafta dolanıyorum, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Herif de uzaktan kendi kendine gülüyor. Ya diyorum, niye bu adam işiyle gücüyle ilgilenmiyor? Tamam Deniz, üzülme yani, ne yapalım? Nereden bilecektin? Boş ver.
Özge'yi de bırak artık. Ne hali varsa görsün ya. Boş versene. Ya öyle yapacağım zaten. Manyak ya. Hayır yani kim senden istedi böyle bir şeyi? Hiç. Mine. Hı. Kızdın değil mi? Yani işten ayrıldığım için değil ama... keşke söyleseydin ya. Doğru. Ne bileyim. Eve dönelim mi artık? Üşüyeceksin sen. Hadi. Yok. Hadi kalk fotoğraf çekelim. Çalışalım biraz canım. Ne? Ay ne nazlısın Deniz. Hadi kalk. Ne diyorsun be? Hadi kalk. Çok çalışmamız lazım. Çok para kazanacağız. Böyle mi? Ne yapıyorsun sen burada? Biraz konuşalım mı? Hayır. Ya bırak çek elini. Benim sabrımı zorlama. Sabrını zorlarsam ne olur be? Çek şuradan. Başkası yapsaydım bu var ya, ağzını burnunu kırmıştım. Çok korktum Ekrem ya. Bu yüzden zaten seni seviyorum. Kimseden korkun yok, benden bile. Ne korkacağım senden be? Ben senin yerinde olsaydım korkardım. Benim ne zaman ne yapacağım pek belli olmaz. Böyle aşağı gidiyorum değil mi dümdüz? Ha, buradan böyle dümdüz gideceksin. Yol bitince sola kıvırıyorsun. Sonra zaten sağa gidersin. Tamam. Sağ ol. Ne yaptım canım? Bir perde taktım. Yok öyle deme. Evdekilere selam söyle tamam. Söylerim. Hadi. Aslı abla gelmiyor mu? Yok. Ben bakayım dur. Gülçin otur. Haluk nerede? İçeride ders çalışıyor. Haluk! Efendim abi. Ne yapıyorsun sen içeride? Şey ben ders çalışıyordum. Ha, o yüzden şişmiş gözlerin öyle. Herhalde. Hadi gel otur gel.